Yayınıma hoş geldiniz Sebet. Kırım'da neler oluyor? Kırım'da Rusya kabusu yaşıyor. Ukrayna'da son dönemde saldırıya uğrayan ve vurulan mühimmat depoları. Bunun yanında Rusya'nın askeri tesisleri ve hava üsleri büyük bir zayiat verdi. Kırım'ın güvenli bir liman olmadığını, güvenli bir ada olmadığını gören Rusların kaçış görüntüleri. Evet, şu anda mühimmat deposunun patlamasından sonra Ruslar akın akın Rusya'daki buraya istila için gelmeden önceki evlerine dönüyorlar. 40 bin kişinin ayrıldığı bu kaçış döneminde Rusya'nın bu demir yolunu kapatacağını, bu köprüyü kapatabileceğini sizlere ifade etmiştim. Evet, Rusya bunu yaptı. Rusya mühimmat depolarının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kırım'ın kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Rusya, özellikle Güvenlik Konseyi Sekreteri Medvedev tabii ki sözünün altında kaldı. Kırım'da şu anda mühimmat depoları birçok bölge vuruluyor ve yok ediliyor. Amaç Rusya'nın tedarik ve savaş için lojistiğini durdurmak. Hedef Rusya'nın hareket kabiliyetini engellemek. Kırım'da paniklemesini sağlamak ve özellikle Donetsk ve Güney Ukrayna'da bir rahatlama sağlatmak. Öyle de oluyor gerçekten. Rusya Güvenlik Konseyi toplanıyor. Putin toplantı üstüne toplantı yapsa da her geçen gün Ukrayna'dan bir vurulma haberi buluyoruz. Evet, Ukrayna şu anda Rusya'nın kabusu oldu. Rusya'nın kabusu olunca tabii ki Azerbaycan ordusu da Karabağ'da daha rahat operasyon çekiyor. Çünkü Rusya kıvıldayamıyor. Rusya Ukrayna'da ayağı balçıkta, dönemiyor bir türlü oraya. İşgal altındaki Kırım'da Rus güçlerinin mühimmat deposundaki şiddetli patlamalar tabii ki bölgedeki tahliyelerin, kaçışların adı oldu aslında. Canköy bölgesindeki insanlar öncelikle tahliye edilirken Kırım'ın birçok bölgesinde panik havası hakimdi. Zelenski'nin özel kalem müdürü Podolyak, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan ve yasa dışı inşa edilen köprüyü vurabileceklerini söyledi. Burada ultimatomu vermiş oldu. İşte bu, Kerç Köprüsü'nün yok edilmesi tehdidi tabii ki Rusya için bahane oldu. Rusya aslında Kırım'daki Rus nüfusun kaçışını önlemek de istiyor. Bu bölgede özellikle Rusya'nın tedarikle ilgili endişeleri ve askeri anlamda Güney Ukrayna'ya yönlendirdiği kuvvetlerinin birçoğunun geçişi şu anda aksayacaktır. Çünkü köprünün vurma tehdidi Rusya'nın nakliyeleri için Rusya'ya büyük bir ultimatum aslında. Rusya Kiev'i vurmak isteyecektir. Rusya Ukrayna'yı vazgeçirmek adına Kiev'de özellikle yönetim katlarını vurmak isteyecektir. Bu yapılacak adım Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin katlanmasına neden olacağı için Rusya da hemen hareket etmiyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhny, Kanada'daki Kanada Savunma Bakanı ile yaptığı konuşmada Ukrayna ordusu mevzilerine Rus işgalciler tarafından günde 800 saldırı gerçekleştiğini söyledi. Rusya Odessa'yı vurmaya devam ediyor. Rusya intikam saldırıları gerçekleştirdi. Özellikle Odessa'yı KH-22 füzeleriyle vurdu. Oluşan tahribat ve bir dizi bina yıkıldı. 4 kişi yaralandı değerli izleyenler. Tüm bu çatışmalar devam ederken özellikle Ukrayna'nın Odessa ve Chernomorsk limanından çıkan tahıl yüklü 4 gemi bu sabah Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. Ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır yüklü gemileri İstanbul Müşterek Merkezi'nde denetlenecek. Bugün Ruslar çıldırdı. Mikolaev'de bir üniversite binasını hedef aldılar. Tüm Ukrayna'yı yıkmaya yeminli gibiler. Ukrayna ordusu sert bir şekilde cevap verdi. İşgal altında bulunan Lugansk bölgesi, Luchansk kentindeki Rus işgal güçlerinin karargahını vuruldu. Evet, onlarca Rus askerinin etkisiz hale getirildiği düşünülüyor. Rusya bu duruma çok içerledi. Özellikle Kırım Tatarlarına yönelik baskı arttığı gibi 3 tane Kırım Tatarı yetkilinin ve yazarın cezasını
80.5 yıl olarak onadı. Yani talep edildi daha doğrusu. Yani bu kadar yüksek hapis cezası aslında Türklere olan Rusların bakışı. Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Rusya'nın savaş suçu işlediği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret ederek denetlemelerde bulundu. Ukrayna ordusunun vurduğu Kırım'daki bölgede özellikle Haley köyü yakınındaki askeri üste meydana gelen patlamalar nedeniyle yakınlarda bulunan binalarda zarar gördü değerli izleyenler. Şu anda yakınlarda bulunan binalarda zarar gören evleri görmektesiniz. Birkaç müstakil ev ise tamamen yandı. Görüntüler Kırım'daki o patlamalar neticesinde yaşanan travmaya ait. Evet, şu anda gördüğünüz gibi binalar, evler yıkılmış vaziyette. Evet, gördüğünüz kaleler bunlar. Almanya ve özellikle İsveç'ten açıklama geldi. Almanya ve İsveç, Ukrayna'ya verdikleri silahların Kırım'ın kurtarılmasında kullanılmasının yasal olduğunu söylediler. Ukrayna ordusu bütçeyi arttırdı. Özellikle bu bütçeyi de meclis artışa gitti. Çok büyük harcamalar var. Batı'dan büyük destekler var. Ukrayna'da Azerbaycan Türk'ü daha hayatını kaybetti. Evet, Azerbaycan Türk'ü savaşan bir gönüllü hayatını kaybetti değerli izleyenler. Birinci Karabağ Savaşı'na da katılan Azerbaycan Türk'ünün insanlık ve adalet adına yaptığı mücadele takdire şayan. İşgalci Ruslar Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerini ateş altında tutmaya devam ediyor. Bugün Rus işgalciler çok namlulu roket atar sistemleriyle Zaporojye bölgesindeki Ohriv kentine saldırdı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kırım artık güvenli bir liman değil. Kırım kabus aslında. Kırım Ruslar için büyük bir kara. Evet, kara çukur. Özellikle Ruslar Ukrayna'da hantallaşıyor. Ruslar hantallaştığı gibi artık Ukrayna'daki zafer için iyiden iyi endişeleniyorlar. Bu da onların moralini bozuyor. Ama Amerika bu durumdan hoşnut. Çünkü askeri desteği arttırıyor. Evet, Biden'ı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nden dev bir yardım bütçesinin sağlanması için uğraştı. Evet, bu çok önemli bir adım. Özellikle bu adımla birlikte Biden'ın bir planı daha var. Düşük yoğunluklu da olsa savaşın devam ederek Rusya'nın burada oyalanıp iyice antallaşması ve Rusya'nın biletinin kesilmesi. Aklında bu var. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet aklında bu var. Plan gerçekleşiyor gibi. Çünkü Ruslar iyiden iyiye Batı'ya sataşmaya başladılar. Batı'yı suçlamaya başladılar. İşleri iyi gitse bu kadar sezenişte bulunmazlardı. Mesela Şoygu diyor ki, nükleer kullanmak niyetinde değiliz. Sana soran mı oldu? Yani nükleer gücüm var demek istiyor. Nükleer kuvvetim demek istiyor. Anla siz demek istiyor. Ama bunlar nafile. Olası bir savaşta 5 milyar insanın nükleer silahların etkisi ve dolaylı etkileriyle öleceği konuşulurken, geri kalanında yine kıtlık ve büyük bir yokluk içinde yaşayacağı dramatik durumlar konuşulurken, şimdi kimse de gelip bu silahlara davranacağını söylemesin. İşte görünen köy kılavuzu istemez. Olaylar belli. Amerika Birleşik Devletleri'nin kesintisiz desteği bu bölgede tabii ki onlar için de yoğun bir şekilde kabus. Ruslar kan kaybediyor. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.